Efendim merhabalar. Ali Rıza Değer'le birlikteyim. Yönetim danışmanı. İçerik fabrikasındaki birbirinden enteresan ve içerikleri yoğun konulardaki yazıları, makalelerini izleyerek aslında pek çok konuda farkındalık yaratmama sebep oluyor. Onlardan bir tanesini cımbızla çekmek ve çünkü çok uzun yıllar tanıtım, iletişim ve pazarlama alanında çalıştığı, halen aktif çalışmalarını sürdürdüğü farklı sektörler var ama çok enteresan tabii ki fikir ve donelere sahip pek çok sektör ve şirketle ilgili. O nedenle hangi konuyu seçeyim seçmeyeyim diye kendi kendime de bir dertlendim açıkçası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yönetim danışmanı deyince çok geniş bir şemsiye. Altında pek çok konuya cevap bulunabilecek bir nokta. Bence Türkiye açısından hafif talihsiz bir tanımlama. Biraz daha somutluğa kavuşsa çok daha net anlaşılabilecek belki de açıkçası. Ama tabii ki şimdi hangi konuda ilerleyelim sizinle? Yönetim danışmanlığından başlayalım. Orada gördüğünüz enteresan şeyler var. Sizden faydalanabiliyor mu? Yönetim danışmanlığına ihtiyaç duyduğunu bilenlerle bilmeyenler ne kadar fazla? Bir resmini çizseniz bence bizi bir şeye oturtacak eksene. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Yönetim danışmanlığı hakikaten çok geniş bir konuya hitap ediyor ve özellikle tüm sektörlerde çok ciddi anlamda da rağbet görüyor. Ama bayağı bir altyapı gerektirdiğinden de bütün yönetim danışmanlığı sektöründe çalışan arkadaşların başarıları arasında da çeşitli farklılıklar gözlenebiliyor. Yönetim danışmanlığı konusunu ilk bu konuya başladığım zaman, biraz önce söylediğiniz gibi 45 yıllık bir iş hayatının belli bir bölümünden sonra bu konuya yönelmiştim. O zamanlar ki yazmış olduğum makalelerin bir tanesinde de vardır bu. Yönetim danışmanlığı nedir diye sorulduğunda diyelim ki bulunduğunuz yerden bambaşka bir yere gitmek istiyorsunuz. Elinizde de sadece adres var. Ya yola çıktığınızda oraya gidersiniz veya gidemezsiniz. Gidemezseniz zaten mesele yok. Tekrar deneyebilirsiniz veya vazgeçersiniz. Ama gidersiniz, yeri bilmediğiniz için çeşitli yorgunluklarla karşılaşabilirsiniz, zaman kaybedebilirsiniz, maddi olarak bir takım kayıplarınız olabilir ama sonuçta oraya gitmiş olursunuz. Bunu yapmadan önce o yöreleri bilen bir kişiye elinizdeki adresi sorsanız, onlardan çeşitli tarifler alarak yola çıkmış olsanız mutlaka daha rahat, daha ekonomik, daha kısa zamanda oraya gitme şansına sahip olurdunuz diye düşünüyoruz ve derdik ki eskiden işte yönetim danışmanlığı böyle bir şey. Ama artık böyle bir şeye gerek kalmıyor. Çünkü sadece konum almak yeterli istediğiniz yere gitmek için yaşamak isterim. Peki, şimdi gerçekten hani konuların arasında dolaşırken biraz bugünü daha belli başlı sorunlara birazcık daha fazla çözüm getirebileceğimiz şu kısa sohbetimizde isterseniz bu 45 yıllık deneyiminizin şimdi birikimlerinizi verdiğiniz bir şirketler var. Bir de burada farklı jenerasyonlar var. Bu jenerasyonların içerisinde gözlemlerinizi almak isterim. Ve gençlere biraz daha fazla ne söylenebilir, söylenebilecek. Yani eğrisini de doğrusunu da gördük yaşayarak. Pek çoğun maliyetine katlandık. Katlanmayanlar büyük zarar. Yani o oldu. Böyle bir soru kıvamında bir yorumsal bir şeyle size buyurun demek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok hassas bir konu. Şöyle ki buna jenerasyon farkları veya jenerasyon problemleri olarak bakmak da mümkün. Özellikle de genç jenerasyonla ilgili sorunlar aile şirketlerinde çok fazla yaşanmakta. Bildiğiniz gibi bir baba veya bir anne olabilir. Herhangi bir şirketi kuruyor. Kurduktan sonra bunu bir türlü devredemiyor. Devredememe sebebinin altında bir yıl şey var. Fakat gençlere olan güvenler tam olarak gelişmediği için kolay kolay işlerini bırakmak istemiyorlar.
Ama öyle bir gençlik yetişiyor ki, öyle bir genç nesil var ki, bunun içinde zaten birçok örneğini görebiliyoruz. Özellikle hele son zamanlarda sosyal medya vasıtasıyla birçok konuda madalyalar almış, birçok spor dalında başarılar elde etmiş bir genç insanlar var. Yani tecrübeye karşı tecrübesizliğin bir çatışması söz konusu. Ama ben tecrübesizliğin her zaman, ki bizden çok daha farklı geldikleri için, gençlerin lehine olacağına inanıyorum. Yani çok güzel bir tabir vardır. Yine isterseniz bir anekdotla bunu izah edeyim. Çok ünlü bir doktor, dünyada ender görülen bir hastalığın dünyadaki tek uzmanı. Ve dünyanın her tarafından o doktora hastalar geliyor, doktor ameliyatları yapıyor ve onları sağlığına kavuşturuyor. Derken bir karı koca gazete okurlarken, daha doğrusu bir kahvaltı sonrası sohbet esnasında, sohbet etmeden önce gazete okurlarken hanım gazetede bir haber görüyor. Ve kocasına diyor, ya diyor, böyle böyle diyor, şu doktoru vardı ya, evet, aynı tedavi ettiği hastalıktan otel odasında ölü bulunmuş diyor. Bu anekdotu anlattığım zaman birçok yerde bunu denedim. Özellikle danışmanlığını yaptığım şirketlerde, artık konferanslarda, verdiğim seminerlerde tepki şu oluyor: vah zavallı. Ama kadının kocası şu tepkiyi gösteriyor: şimdiye kadar bir kişiyi yetiştirmemiş mi diyor. Yani biz bütün tecrübelerimizi, bütün bildiklerimizi kendimize saklayalım, yerimizi sağlama alalım, hiçbir şekilde konfor alanımıza kimseyi sokmayalım ve zaten biraz önce bahsetmiş olduğumuz ben yaptım olduculuk da buradan kaynaklanıyor. Orayı sağlama almak için insanların gençlere güvenmemesi, insan yetiştirmemesi ve iz bırakmaması dünyanın en büyük handikaplarından bir tanesi. Evet, siz ben yaptım oldu diye bir, mesela bir makalenizin başlığı ben yaptım olduculuk. Evet. Tabii sizin bir de 1950 ile 70 arasında, yani şu anda yaşadıklarımızın aslında sebebinin kaynağı, ki o yaşadıklarımızda hepsini çok olumlamıyoruz, problemli bir dönemden geçtiğimiz için. Bu dönem insanlarını nasıl tanımlıyorsunuz? 50 ile 70 arasında doğmuş, bugünü gençlere miras bırakmış olanlar. Kuşağın çevir kazı yanmasın, U dönüş kuşağı olarak yorumluyorum. Yani sevgili X, Y, Z kuşağı temsilcileri bana kızmasınlar. Ama onlardan önce böyle bir kuşak vardı ve bugünkü çağımızın özellikle ülkemize yönelik eseri bu kuşağa ait. Ben de bu kuşağın içindeyim. Evet, yani böyle çuvaldızı batırıyor, evet, olmak aslında samimiyet göstergesi. Şimdi bu kuşaklar, siz çok sık da kişilik envanterleri ve aslında çalışanlarla ilgili yazılar yazıyorsunuz. O zaman isterseniz bu biraz gençlerle başladığımız sohbetimize Türkiye'deki iş dünyasının sundukları ve aslında bunların nereye doğru yol alabileceği ve kişilik özelliklerinden yola çıkarak bugün neyle karşı karşıyayız, neden olmuyor? Yani bir problem var, olmuyor. Maalesef. Tamam, 50'de doğanlar böyle yaptılar, 60'da doğanlar şöyle yaptılar. İyi de yani hiç mi kimse birbirini okuyamamıştı ya da bundan sonra ne olacak? Hiç mi birbirimizle anlaşamayız? Yok, mutlaka anlaşıyoruz. Anlaştığımız için de güzel şeyler oluyor. İnşallah olmaya da devam edecek. Şöyle bir şey söylemek mümkün. Kişilik envanterleri biliyorsunuz, özellikle insan kaynakları konusunda bayağı revaçta olan bir iletişim sistemi. Yani bugün insan kaynakları konusuyla ilgili personel seçme yerleştirme olsun, artı diğer bölümlerde işe alım konusunda çok önemli bir rol oynuyor. Bunun çok çeşitli isimleri ve çeşitleri var bildiğiniz gibi. Ancak bunların içinde en iyisi tabir edebilecek veya illaki kullanılması gereken diye niteleyeceğim bir şey maalesef söz konusu değil. Hiçbir zaman olmadı galiba, değil, evet, mi? Evet, olmadı. Çünkü çok değişik neticeler çıkartabiliyor. Yani aslında burada bence önemli olan ne aradığınızı bilmek. Yani kişilik envanterinin neticeleri işte çok doğru, çok güzel, çok nitelikli, çok kaliteli bir insan olarak sizi yansıtabilir. Ama sizin yapacağınız iş
bulunduğunuz ortam, beraber çalışacağınız kişiler çok ayrı yönlere sizi çekebilir. Dolayısıyla yani her kişilik envanteri %100 doğru anlamında maalesef bu yüzden diyemiyorum. Onun için bulunduğunuz ortamın çok büyük bir yansıması söz konusu. Benim tabii yani yaklaşımınızda gördüğüm, belki oraya bir parantez açabilirim. Kişilik envanterini yapmak bir sistem ve o bir metot yani. Ama ondan sonra onu yorumlamak ayrı bir şey diyorsunuz ki bence konuşmadığımız konulardan bir tanesi o. Yani onu da jenerasyonlara tekrar indirgemek istiyorum. Böyle çok kopuk kafam sizinle ilgili birazcık tabii ki farklı konulara değindiğiniz, ben de hangisine gireceğimi böyle biraz iştahımı kabarttığım için yapıyorum ama aslında ana fikrim şu. Bu kişilik envanterleri evet çok faydalı olabilirler ama olmaya da bilirler. Şimdi bunların yorumu ve buradan yola çıkarak aslında jenerasyonları nasıl yorumlamak icap eder? Yani neyi ele almalı, neyi almamalı? Nasıl bir X jenerasyonu kötü, Z jenerasyonu çok zeki, bizler ise ölmüşüz artık, ağlayanımız yok gibi. Estağfurullah, estağfurullah. Personel seçme yerleşimi çok apayrı bir uzmanlık alanı. Ben bu konunun uzmanı değilim. O nedenle çok fazla da ahkam kesmek istemedim. Yönetim danışma olarak ben sadece personel seçme yerleştirme konusu söz konusu olduğunda insan kaynakları departmanına söylediğim 2-3 şeyden bir tanesi kişilik envanterinin neticesinde alacak olduğunuz arkadaşımızın nitelikleri beraber çalışacağı insanlarla, bulunduğu ortamla, şirketin kurum kültürüyle ve geleceğiyle ilgili sıcak bir yaklaşım içindeyse değerlendirilmesinde fayda var. Yoksa çok kaliteli bir şey olabilir ama, çok kaliteli bir kişi olabilir ama onun neticesinde beraber çalışacağı insanlarla uyum sağlayamaması şirket için hiçbir zaman iyi bir perspektif çıkartmaz ortaya. Peki, dolayısıyla çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Sorumu şuna getirmek istiyorum aslında. Ben sizi mikro şirket düzeyinden biraz çıkartıp daha makro Türkiye düzeyine, hani burada amacım siyaset yapmak değil, onunla da alakamız yok. Ama Türkiye'de aslında bu kişilik envanterleri ve fayda aslında analizlerinde herhalde bir yerde sınıfta kalıyoruz diye düşünüyorum. Orada neler söyleyebilirsiniz? Şimdi yani tam olarak dediğim gibi net uzmanlık alanım olmadığından dolayı çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Çünkü ancak şundan eminim, biraz önce dediğiniz gibi daha büyük çaplı özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili bazı çalışmalarım var. Sizlerle konuşmuştuk daha önceden. Onunla ilgili sadece Türkiye veya ulusal anlamda değil, uluslararası anlamda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla da yapmış olduğumuz çalışmalarda kişilik envanterleri özellikle tabii burada iş kesiminde çalışanlar için, sivil toplum kuruluşlarında üyeler için olarak nitelendirildiğinde bununla ilgili kişilerin farkında olmadan benim organizasyonumda yapılan bir takım çalışmalar neticesinde maalesef göründükleri gibi olmadığı kanaatinin çok net fotoğraflarını ortaya çıkartabildik. O nedenle çok hassas bir konu, çok teknik bir konu. İnsanları çok affedersiniz yaftalamak gibi bir pozisyonda maalesef işini iyi yapmayan arkadaşlar tarafından nitelendirilebiliyor. Ondan sonra vazgeçtik zaten. Anladım. Peki burada işin bir tarafına hep yani projektörleri değerlendirilen insanlara çeviriyoruz. Onlar o kriterlere uyuyorlar ya da uymuyorlar gibi. Fakat bir de o politikaları hazırlamak lazım ki aslında kriterleri belirlemek politikanın ta kendisi. Yani politika derken siyasetten konuşmuyorum ama yani onun stratejisi, yani gelecek bir nesil, o nesli nereye koyacağım, nerede ondan faydalanacağım, ondan sonra benim önümde hangi alanlar var, nerelere girmeliyim gibi. Aslında Türkiye'nin biraz böyle bir kendisine şöyle bir sabah kalkıp yüzünü yıkayıp bir aynaya bakıyor olması gerekiyor galiba. Bunun için de ille de eğitim bakanı ve veya işte müsteşarı olmamıza gerek yok. Zaten geneli görebiliyoruz. Evet, kendi kendimize yapmamız gereken bir konu aslında bu. Ama maalesef yapmıyoruz, yapamıyoruz veya işimize gelmediği için görmemezlikten geliyoruz. Aslında eğitim sistemi içinde çok rahatlıkla yer alabilecek, insanların kendi değerlerine kendilerinin sahip çıkmasını sağlayabilecek bir
organizasyon söz konusu olabilir. Ama burada yapılması gereken, yani bence yapılacak olan konuların başında aynı fikirde olan insanların bir araya gelip proje üretmeleriyle ilgilen doğru orantılı bir kavram ortaya çıkıyor. Yani insanlar çok rahat bir şekilde bu düşüncelerini rahatlıkla paylaşabilmeli. İşin içine siyaseti çıkartmadan tamamen ülke geleceğiyle ilgili, özellikle gençlikle ilgili çok güzel projeler ortaya konulabilir. Nitekim de konuluyor. Bir takım yapılan çok güzel şeyler var. Bunları görmemezlikten gelmemek lazım. Bundan sonraki çalışmalar içinde özellikle kişilik envanterini aynen daha doğrusu kişilik analizlerini değil, şirket analizleri gibi, ya daha doğrusu şirketlerin durum analizleri gibi veya kurumsal check-up'ları gibi, yani bir şekilde ne olduğumuzu bilmenin ortaya konması olarak yorumlayabiliriz. O ne olduğumuzu bildiğimiz ya da böyle afaki benim açımdan bildiğimiz noktada bizim araştırma geliştirmeye, bilime ihtiyacımız olduğu çok net. Yani bunu herkes söylemeli, dillendirmeli, zaten söylüyor da. Peki buralarda gördüğümüz nedir? Yani siz biraz önce konuşmamızda bu URGE, ondan sonra teşvikler, teşviklerde Türkiye'nin önünde pek çok aslında fırsatlar da olduğunu kesinlikle ifade etmiştiniz. Bir ara ARGE'ler, URGE'ler çok çok konuşulurdu. Ne yazık ki artık pek yani zaten çok dar şeyler konuşuyoruz artık yelpazede. Dolusunuz, biliyorum. ARGE ve URGE'yi tamamen ayırmak lazım tabii, biliyorsunuz. URGE tamamen uluslararası rekabetin geliştirilmesinin desteklenmesi projesi. Türkiye'de kalkınma ajansları vasıtasıyla yürütülüyor ve işin içinde sektörel anlamda dernekler, yöresel anlamda şirketler ve bu organizasyona sahip çıkan işbirlikçi kuruluşlar. Ama buradaki işbirlikçi kuruluşlar kötü anlamda işbirliği değil, iyi anlamda şirketlerin hakikaten ihracata yönelmeleri için destek veren sivil toplum kuruluşlarından bahsediyorum. Bunlarla ilgili yapılan çalışmalar içinde devlet URGE projesi kapsamında eğitim desteği, danışmanlık desteği, fuar, yurt dışı fuar desteği, e-ticaret desteği gibi bir yığın destekler veriyor. Ve Türkiye için hakikaten çok yararlı bir proje. Biz yine danışmanlığı yaptığım şirketler vasıtasıyla bunların içinde yer aldık. Hem eğitimlerini hem danışmanlıklarını gerçekleştirdik. İhtiyaç analizleri konusunda çok güzel bir takım girişimlerimiz söz konusu oldu. Ancak bu kapsamlar içinde en büyük yaşanan sıkıntı özellikle genç nesil kalkınma ajansları, çünkü Türkiye'de çok güzel bir proje. Türkiye'nin ilerlemesi için de Türkiye'nin özellikle 2023 500 milyar dolarlık hedefimiz biliyorsunuz biraz geriye çekildi. Evet. Artı diğer bir takım konularda da bazı daralmalar söz konusu. Ama bu işin çıkış yolu özellikle Türkiye İhracat Birliği, İhracat Meclisi ve İhracatçı Birlikleri vasıtasıyla URGE projelerine destek vererek bu yolda adımlar atmak. Bunlarla ilgili olarak da çok güzel projeler ortaya çıkıyor. Özellikle makine sektöründe, tekstil sektöründe vesaire gibi. Bunlarla ilgili olarak da kalkınma ajansları piyasadan teklifler topluyorlar. Bu tür işleri yapan eğitim firmalarından, danışmanlık firmalarından, işte kurumsal check-up firmalarından, ihtiyaç analizi firmalarından gibi. Fakat bunlarda belli kriterler var. Yani siz eğer bunları yerine getirmemişseniz bu ihalelere veya bu tekliflere vereceğiniz rakamlar tamamen havada kalıyor. Nedir mesela kriterler? En az 5 tane referansımız olacak. Atıyorum bir ihtiyaç analizi konusunda. Ben yeni kurulmuş bir şirketim. İhtiyaç analizi konusunda da kendime güveniyorum. Ben kendimi nasıl göstereceğim böyle bir projede? Bana bu imkan tanınmazsa atacağım hiçbir adım yok. Dolayısıyla kalkınma ajansının bunu muhakkak buradaki kararlarını revize etmeleri gerekiyor. Özellikle de bu tür talepleri olan kişilerin, hiçbir şeyden haberi olmayan şirketleri kastetmiyorum. Sakın burada bir yanlış anlam olmasın. Ama özellikle bu işle ilgili en azından şirket olarak olmasa bile fert olarak, yani şirketin yetkilileri, bireyleri olarak bu tür konularda tecrübesi olan insanların referanslarını kabul edebilirler. Yani bir çıkış yolu göstermeleri lazım. Tamamen set çekilmesi, insanların bu konuda yani Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunmaktan men edilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hep o zaman aynı çevrelerde dönüp dolaşan adrese teslim bir takım uygulamalar maalesef yapılıyor ve bu da beni çok üzüyor. Şimdi bunun herhalde bir siyasi tarafı var.
Siyasi ve sosyal bir tarafı var. Burada işte yakınlarımızı kayıralım ve veya belli kaynaklar belli yerlere gitsin diye. Eş dost tanıdık diye. Ama dikkat çektiğiniz nokta, bu eş dost tanısın denilen kurumlar, kuruluşlar, firmalar, her neyse onlar bildik yöntemlerle bildik işler yapıyorlar. Evet. Doğru mudur? Evet. Türkiye'nin ihtiyacı olan ise bilinmeyen veya yeni yani dönüştürülmüş, evrilmiş işler yapacak olanlar. Burada da herhalde birazcık daha değişik onların beyinlerin ortaya çıkması gerekiyor. Evet, yani derdimiz bu değil mi? Evet, maalesef. Peki yani yapılan şimdi bu teşvikler, baktığınızda bir sürü teşvik var işte. Bilgi işlemeleri teşvik, COSGAP var, o şu var, bu var. Bir de fuarlar var. Evet. En cazibi fuarlar galiba. Evet, şirketler için en cazibi. Neden özellikle, acaba? Gezelim görelim. Evet, öyle siz mi? Ben söyleyeyim sizin yerinize. Yapılmış değil mi böyle bir araştırma? Maalesef. Ve özellikle bununla ilgili olarak biliyorsunuz bakanlık, Ekonomi Bakanlığı, URGE projeleri daha önce onlara bağlıydı. Şimdi Ticaret Bakanlığı'na bağlı. Ekonomi Bakanlığı yurt dışı fuar desteğini kaldırdı bu tür projelerden. Kaldırsın ben vallahi söylemiyorum, devlet söylüyor. Tamam, kaldırsın. Yani şimdi şöyle şeyler, hani burada böyle fıkra gibi anlatabilirim bir anekdot. Uzak Doğu'da bir iş insanı, işte Türkiye'den değişik kişiler işte gelmişler etmişler falan filan. Onlar için büyük bir işte ülkenin ya Dışişleri Bakanlığı'nın altındaki bir kurum, kuruluş ya da sosyal şey. Büyük hazırlıklar yapılmış ve bir işte hoş geldin kokteyli. Bizimkiler hiç yok ortada yani çünkü gezmeye gitmişler ondan çok sonra önemli. Değil mi? İşte evet. Tabii ki yani ne deneceğini biz bize kaldık oradaki şeylerle diye anlattı. Bunun gibi anlatılacak dünya kadar başka şey var. Avrupa Birliği'nin pek çok projesinde. Değil mi? Hibe projeleri çok ayrı bir kapsam. Hakikaten çok güzel bir imkan ama maalesef yeteri kadar yer arandığınızı söyleyemem. Ama gezmek, görmek, alışveriş yapmak konusunda büyük bir, değil mi? Oralarda çağ atladı yani o şeylere katılanlar. Arkadaşlarımız, işini doğru yapanları her zaman için tenzih ederek söylüyorum. Bu tür projelerde bile bunu bizzat yaşayan bir kişi olarak Avrupa Birliği projelerini biliyorsunuz çok katı noktaları var. Yani şunu yapacaksın, şunu kanıtlayacaksın, ondan sonra ikinci aşama hibeye geçiyorsunuz. Ondan sonra o bittikten sonra üçüncüye geçiyorsunuz. Bu aralardaki bu kararı verecek olan kitleler içinde tanıdık arayanları biliyorum. Vallahi çok, aslına bakarsanız tekrar en başa gelelim. Aslında bir zihniyetten söz ediyoruz. Yani hani o U dönüşleri, işte ben yaptım oldular değil mi? Evet. Çevir kazı yanmasın. Peki şimdi siz ona yeni neslin şeylerini, kodları ne o yani bugün artık bunlara tahammülümüzün kalmamış olması lazım. Bu mirasla da hani bizsek de kıyısından köşesinden sorumlu olanlar bence bize tahammül olmamalı. Yani bu yönteme, bu zihniyete. Şimdiki zihniyet ne olmak zorunda Allah aşkınıza? Onu tarifleyin. Aslında şimdiki zihniyet kendisini ne olacağını biliyor. Bizim onlara akıl vermemizi falan da çok fazla gerek yok. Ne biliyorlar? Ne biliyorlar da biz bilmiyoruz. Şöyle biliyorlar. Onlar bir defa demokrasiye inanmış nesil olarak, inanmış bir nesil olarak yetişiyorlar. Yani ben yaptım olduculuk başlıklı yazımın altında yatan sebep de bu. Bugün birçok patron şirketine gidin veya aile şirketine gidin. Ya baba veya patron veya üst düzey yönetici, daha geniş KOBİ anlamında orta boy ve büyük boylar da işin içinde. Genellikle üst düzey kadroda kardeşim şunu şöyle yapacaksın diye emirlenir. Demokrasi yok yani. Yok maalesef. Bu şekilde bir takım talimatlarla etraflarını yönetmeye çalışıyorlar. Bu ayki yazım da aynı konuyla ilgili olarak çıkacak. Yani artık böyle bir yönetim tarzı yok, böyle bir yönetim şekli yok. Özellikle kurumsallaşma anlamında yapmış olduğumuz uygulamalarda kapıdaki bekçimizden, hiç kimseyi küçük görmek zaten mümkün değil artık, patrona kadar herkes özellikle apoletlerini kapının dışında bırakarak bir toplantıya katılıyor ve herkes fikrini eşit şekilde söyleyebiliyor. Biz bunu bundan 10 sene, 20 sene önce söylediğimiz zaman herkes tamam diyordu fakat kesinlikle gerçekleşmiyordu. Patron yine patron, yönetici yine yönetici, işçi yine işçi pozisyonda kalıyordu. Dinliyorlar mı şimdi sizi? Şimdi dinlemeye başladılar. Ne oldu? Bıçak kemiğe mi dayandı? Bravo.
Genç jenerasyon şu anda kendini göstermeye başladı. Artı ekonomi de iyiye gitmediği için bir yerde yanlış yaptıklarını öğrenmeye başladılar diyelim. Ve neticede şimdi bundan sonraki şeylerde artık her şeyde özellikle stratejik planlama dediğimiz bir şey var. Durum analizi dediğimiz bir şey var. Şirketinizin bugünkü durumu şu noktada. Siz bu durumdasınız. Buradan nereye gitmek istiyorsanız o gideceğiniz yerle ilgili aradaki yol haritasının detaylarını hep beraber ortaya koymalısınız. Siz zaten her şeyi biliyor olsaydınız çok daha iyi bir yerde olurdunuz. Bilemediğiniz için bu sıkıntılar yaşanıyor. Bunun için de gelin bunu size gökten bir şey gelip de sizi kurtarmayacak. Neticede bugün hala yeni bir uygulama çıktı biliyorsunuz. Borçları yapılandırıyoruz. Şirketleri yapılandıralım. Egecan senin çok güzel bir yazısını okudum. Dünkü yazı, Sözcü'de yazdı galiba, yazdığı yazıda bahsetmişti. Şirketleri yapılandıralım. Borçları yapılandırmak çözüm değil. Çünkü yine borçlanacaklar. Ve yine beklenti içinde olacaklar. Bu zihniyetle buna şans veriyor musunuz? Maalesef. Veremiyorsunuz. Çünkü veremiyorum. Çünkü bu yine borç yapılanması yapılacak. Ve bunun karşında bir takım beklentiler olacak. Beklentiler istenildiği gibi olmadığı zaman kavga çıkacak. Yönetim yapılandırmasından söz etmek ister misiniz? Yani madem tam böyle bıçağın kemiğe dayandığı bir noktadayız. Konkordatoların, maalesef, sessiz iflasların, maalesef, çok maalesef, gürültüyle olabilecek muazzam iflasların evet içinde yaşıyoruz. Peki hadi borç yapılandırması şu anda hiç olmazsa aman palyatif çözüm. Bazı noktalarda belki uygulanabilir ama bir noktaya kadar çözüm, sınırlı. Net bir çözüm. Yönetim evet yapılandırması, şirket yapılandırması nasıl olacak? Bunları söylediğinizde yönetim, dinleyecek insan... Yönetim yapılandırılması için benim şöyle bir tavsiyem olabilir. Bir defa şirketleri tek tek ele almaktan öte özellikle bu tür şirketlerle sektör alanında yapılacak çözüm önerilerinin ortaya konması gereken bir tablo çıkabilir karşımıza. Yani tek tek çözmeye kalkarsak çok vakit kaybederiz. Doğru. Çok zaman kaybederiz. Çok insan kaybı olacak aslında. Kaybı olacak. Mesai kaybı mesai olacak. Mesai kaybı söylüyorum olacak. Evet. Dolayısıyla bir an önce çözmek için. Çünkü hakikaten çok hızlı bir eksiye doğru gidiş söz konusu. Biraz önce söylediğiniz gibi konkarda geometrik olsun, ilerliyor artık. Evet. İşsizlik olsun artı diğer konularla birlikte. Bu da insanları umutsuzluğa itiyor. Eskiden bir grev olduğu zaman veya bir yerde bir işçi problemi yaşandığı zaman medyamız çok daha fazla buna yer verirdi. Rahmetli Kemal Türkleri falan da çok iyi hatırlarsınız. Neticede yani Türkiye'deki işçi olaylarının gelişimi bambaşkaydı. Şimdi bunun artık haber falan da olmuyor. Bir insan işini bir anda kaybediyor. Ancak işte yine sosyal medyadan görüyoruz. Şu kadar işçi işsiz kaldı veya şunu alamadı, bunu alamadı vesaire vesaire gibi. Bunların hepsi bir ailenin çöküşü demek. Neticede insanın negatif yönde o zaman sektörel çözüm bulmak derken yani gruplar, kümeler halinde evet, çözümler yaratmak. Evet, bahsettiğimiz gibi biraz önceki şekliyle ama burada problem çözmek için. Orada sektörün önünü açmak için değil, firmaların önünü açmak için değil. Aslında birbirinden çok ayrı konular değil ama yeter ki burada çözüm üretmek için, problem olmak için değil, çözüm üretmek için masaya oturmak gerekiyor. Bir de anladığım kadarıyla çok da vaktimizin olmadığını yani vakit maalesef, kalmadığını maalesef, söylüyorsunuz. Maalesef. Zaten pek çokları için vakit bitti. Maalesef. Yani öyle bir şey ki Türkiye'nin bugünkü özellikle ekonomik yapısı çerçevesinde gelişmekte olan bir sektör sadece bilişim. Eğer siz teknolojiyi işinizin içine almıyorsanız ki yönetim danışmanlığı olarak da bugün bu sektörle ilgilenen biraz önce verdiğim örnekteki gibi bir konum gönderilmesi neticesinde istediğiniz yere, istediğiniz şekilde, istediğiniz zamanda gitme şansına sahipseniz bu teknolojiyi şirketinize de almak zorundasınız. Yani bugün yaklaşık işte biraz önce de sohbet ederken 1973 yılında çalışma hayatına başladım. O günden bugüne kadar katılmış olduğum bütün toplantılarda ki son makalede de bunu özellikle belirttim. Duyduğum sektörel iş toplantıları ile ilgili çok veciz bir söz var. Ya işler hiç bu sene bu kadar hiç bu seneki kadar kötü olmamıştı. Yaprak kıpıldamıyor. Piyasa çok kötü. Hepimiz batacağız. 1973, 74, 75 derken işte 2017, 2018, 2009 keza aynı şekilde gidiyor. Ve bunun sebebi de normal şartlarda insanların
hem sektöre bakış açıları, hem bir şey yapmak, çözüm üretmek için bir çaba göstermeleri, hem de ülkenin geleceği açısından da yapılması gerekenleri bir an önce ortaya koymaları. Yoksa hakikaten zaman kalmadı. Evet, yani 40 yıldır hiç bu kadar kötü olmamıştı söylemini bıkmadan, yılmadan tekrarlıyor olmak herhalde bizim sürdürülebilirlik anlamında biz Türkiye'de böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Ama ana fikrine gelecek olursam, anladığım kadarıyla bu çağın kemiğe dayandığı şu günlerde hala batmayan firmalar ya da hala umutu olanlar da dönüşmelerinin kaçınılmaz kesinlikle olduğunu söylüyorsunuz. Ben bilişimi çekip çıkarıyorum. Galiba o birazcık daha böyle bir kaldıraç vazifesi görüyor. Ondan sonra çözüme yönelik. Bir de bu hani bol bol envanter ve insan kaynağı konuştuk ama artık buralarda da romantik olmak yerine daha hedef odaklı kişilerle bir arada olmak gerekiyor. Ve kesinlikle özellikle teknolojik anlamda dijital dönüşümün %100 bütün firmalarda olması gerektiği gibi şu gün itibariyle mutlaka olması lazım. Yoksa rekabet yönünden çok geri plana düşmek söz konusu, artı yani piyasada şartlarını yerine getiremeyen aktörle dans etmeye çalışmak boşa heba, yani boşa bir geçen zaman. Bir noktayı daha belki altını çizerek kapamak istiyorum. Coğrafyanızda demokrasi olur olmaz, yani umulur ki olsun, ama en azından şirketinize o demokrasiyi getirmek zorundasınız. Kesinlikle. Aksi halde herhangi bir şey olmuyor. Yani demokrasi bir teknoloji iki. Demokrasi bir teknoloji evet. İki. Olmazsa olmaz. Üç zaten olmuyor. Üç zaten olmuyor. Yani bir iki olacak, yoksa üç yok. Valla sizi hani zorladığımın farkındayım. Biraz biz dereden farkında, tepeden, ama işte yönetim danışmanlığı da böyle bir şey galiba. Kesinlikle, değil mi? Evet. Hani her konuya bir çare, bir merheminiz, bir ilacınız var mı diye mutlaka, sormak mutlaka gibi. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben bütün yazılarınızı da böyle heyecanla, acaba bu sefer neye dikkat çekeceksiniz diye bekliyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizi de biraz zorladığımın farkındayım. Farklı farklı konulara, ama aslında ana fikri hep aynıydı. Daha iyi bir iş dünyası, daha iyi bir Türkiye. Onun içerisine de katılacak özellikle bilişim, gençler ve demokrasi. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.